Yaklaşık 5000 yıl önce birileri küçük bir grup su yapılmış heykeli bir tapınan zeminine dikkatlice gömmüş. Ve şu an bu heykellerden birine bakıyoruz. Metropolitan Sanat Müzesi ona ayakta tapınan adam ismini vermiş. Diğer 11 heykelle beraber gömülmüş. Toplamda 12 tane var ve çoğu erkek. Biz daha küçük olan heykellerden birine bakıyoruz. Boyu 30 santimden az olan da var, neredeyse 1 metre olan da. Bunların gömüldüğü tapınak antik Mezopotamya'nın kuzeyindeki Eşnuna denen bir şehirde bulunuyordu. Günümüzde buraya Tel Asmar deniyor. Tel Asmar'daki heykeller erken hanedanlık dönemindeki Sümer sanatının harika örnekleri olarak görülüyor. Tapınağın Tanrı Abu'ya adandığını düşünüyoruz. O zamanlarda yani M.Ö. 3. bin yılda Dicle ve Fırat nehirleri civarındaki bu bölgede dünyanın ilk şehirlerinden birkaçı ortaya çıktı ve yazı bulundu. Yani insanlık tarihinin dönüm noktasıydı. Şehirlerin idari binaları, tapınakları ve sarayları vardı. Bunların çoğu arkeologlar tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Tunç devriminin tam bitiminde, yani cilalı taş devrinin son ucundaki geçiş dönemiydi. Dünyanın çeşitli yerlerindeki büyük nehir vadilerine medeniyetler kuruluyordu. Ve çok sevimli. Gerçekten çok sevimli. Büyük gözleri ve yarattığı nezaket hissi onu çok sempatik kılıyor bence. Ama tabii ki bize bakması kastetilerek yapılmamıştı. Bir heykeli yani o heykelde vücut bulduğu düşünülen bir tanrı heykelini izleyecek şekilde yapılmıştı. Aslında bunun vekilliğini yaptığı kişinin de bu heykelcikte şekillendirildiğini düşünüyoruz. Yani antik Sümer kültürünün seçkin bir üyesi bu heykeli yaptırmak için para ödemiş. Ve bir nevi vekili olmak üzere Tanrı'nın önüne yerleştirmiş. Bunu muhtemelen devamlı olarak ibadet etme ve Tanrı'yı sürekli izleme amacıyla yapmış. Elleri birbirine kenetlenmiş, dimdik duruyor, omuzları geniş. Böylece cepheden tasvir algısı yaratılmış. İki taraftan da oyulmuş olmasına rağmen önden görülmek için yapılmış. Görülmek için yapılmış dememiz komik aslında. Heykelde bir tanrı tarafından görülmek için yapılmıştı. Saçı kafatasının tam ortasından ayrılmış ve dalgacıklar halinde aşağı iniyor veya belki de kıvrılarak aşağı inen örgüleri var. Sonrasında pek muntazam görünen sakalını çerçeveliyor ve düzgün dalga dizileri halinde aşağı dökülüyor. Elleri sakalının hemen altında birbirine kenetlenmiş. Omuzları gerçekten çok geniş, kollarının üst tarafı da çok geniş. Eteğinin altında ise çok kaliteli bir oyma bulunuyor. Vücudunun alt kısmının çok silindirik, gövdesinin ise dümdüz oluşu bana çok garip geldi. Yüzüne dikkatlice bakarsanız büyük gözlerinin aslında kakma kabuk ve ortasındaki göz bebeklerinin siyah kireç taşına olduğunu görebilirsiniz. Aynı zamanda orijinalinde kapma olması muhtemel olan kaşlarının da oyma olduğunu görebilirsiniz. Aynı vakitlerde ortaya çıkmış olan Mısır kültüründen çok farklı. Mısır kültüründe heykeller ağırlıklı olarak firavunu yani kralı tasvir ediyor ve ilahiliğini gösteriyor. Ama antik yakın doğuda krallardan çok tapınan kişilerin kendilerini adayan suretlerini görüyoruz. En azından bu erken hanedanlık dönemi boyunca Tel Asmar'da gün ışığına çıkarılan bu figürler birbirlerine çok benziyorlar. Belirli kişilerin portreleri değil. Bu kişilerin sembolleri olacak şekilde yapılmışlar. Ama yine de çok mütevazi görünüyor. Ağzı kapalı, dudakları mühürlü ve tabii ki mükemmel bir şekilde kibar görünüyor. Bence ellerinin birbirine kenetli olması da aynı şekilde onu daha mütevazi göstermiş. Bu heykeli her kim oyduysa bazı ilginç ve incelikli tercihler yapmış. Eteğin nasıl dışarı doğru uzayıp beklediğimizden daha geniş bir şekilde kolun ön kısmıyla birleştiğine bir bakın. Gövdesi ise neredeyse V harfi şeklinde. Vücut doğal şeklinde değil daha geometrik bir biçimlendirme hissi verilmiş. Heykelin arka tarafına bakarsanız burada yatay bir biçimde oyulmuş küçük bir çukur olduğunu görebilirsiniz. Ve bir de aşağı sarkmış halde duran Eskiden muhtemelen burada bağlı bir kuşak olduğuna dair bir gösterge var. Sanatçının doğal bir heykel yapmama kararı bence Tanrı'nın önünde duran doğal bir figürün öylesine ziyarete gelmiş sadece oradan geçen biriymiş hissiyatı yaratacak olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ama bu duran, simetrik, cepheden görülen ve büyük gözlere sahip bir heykel fikri daima Tanrı'yı ibadet eden zaman ötesi bir heykel hissi uyandırıyor.